yalnızlık geçiyor gönlümdeki ıslak caddelerden. Bakarsan bağlı penceremden dünya kapkaranlık, neden bilsen aç kapıyı gibi içeri, gönlüm bekliyor seni. Aç kapıyı gibi içeri, gönlüm bekliyor seni. Efendim babacığım. Baba ne yaptın? Çıktın mı işten? Çıktım babacığım. Yoldayım, geliyorum. Birazdan evde olurum. Ne oldu? Şey diyecektim. Ben her şeyi yaptım. Annem bir şey anlamadı, tamam mı? Emin misin? Ya çok eminim hem de. Tamam kızım. Ben de hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi yapacağım gelince, tamam mı? Tamam, çaktırma ama. Ay çok heyecanlıyım ya. Çok mutluyum. Acaba beğenecek mi? Beğenecek tabii, bayılacak. Nehir. Anneciğim ne yapıyorsun orada? Kimle konuşuyorsun? Aliye'yle konuşuyordum. Ödevimiz var da. Ödev? Bak sen, demek ödev konuştunuz ha? Sen bu telefonu bırakır da ödev yapar ya, mıydın hiç? Ya anne versene şu telefonu. Ya anne versene ya. Sinir ediyorsun ey insanı. Üf, hem ben batı gibi bebeğim anne ya. Biliyorum kendi sorumluluklarımı. Ya benim kızım büyümüş ama ben ona bebek muamelesi yapıyorsun bazen. Tamam, söz bir daha yapmayacağım. Ama önce gel bakayım burayı, bir öpeceğim. Ya. Gel buraya gel. Anne. Ya anne öpme şöyle ya, sinir oluyorum. Baban öpünce bir şey demiyorsun ama bak bozuluyorum. Biz geldik. Ben de oğlumu öperim o zaman. Yıkandın mı sen, giyindin mi? Oh mis gibi kokmuşsun ya. Yakışıklı olmuş muyum? Çok yakışıklı olmuşsun. Babandan da mı çok? Babandan da çok tabii. Baban seni nasıl geçsin ya? Otur bakalım buraya. Babam geldi. Ayşıl dur ben bakarım. Tamam tamam. Nasıl görünüyorum? Çok güzel görünüyorsunuz Neslihan Hanım. Hadi siz de mumları yakın bakalım. Çocuklar, hadi koşun, çocuklar. Koşun. Gel. Hoş geldin. Aşkım. Bu ne güzellik, bir yere mi gidiyoruz? Murat. Ne? Yani çok tatlısınız ama. Anladın değil mi? Anladım tabii. Ama Nehir çok heyecanlı. Anladın mı anlamaz. Tamam tamam, çaktırma. Hadi gidelim. Baba geldi. Baba. Gel gel. Gel. Şimdi gel. Ayşe'nin çorba servisine başlayalım. Gel bakalım böyle. Bu ne güzel sofra ya. Hayırdır, misafir falan mı gelecek? Misafir falan yok, kendimiz için. O zaman ben bir elimi yüzümü yıkayayım, geleyim. Anne. Efendim canım. Babam unutmuş mu, bir şey demedi. Ay bilmiyorum ki anneciğim. Baban hiçbir şey unutmaz derdim ama galiba bu sefer unuttu. Ne unuttu babam? Bugün annemle babamın evlilik yıl dönümü. Onu unuttu galiba ama sakın bir şey söyleme, tamam mı? Evet. Vallahi bütün gün koştur koştur hiçbir şey yemedim. Ay ama aşk olsun Murat. Kaç kere söyledim sana. Birilerine söyle, bir şeyler getirsinler sana. Doğru söylüyorsun aşkım da, unutuyorum, ne yapayım. Ya aslında ben yani şu anda ne unuttum onu merak ediyorum. Yani bu muhteşem sofra. Siz çok güzel giyinmişsiniz. Bugün kesin bir şeyimiz vardı ve ben unuttum kesin. Evlilik yıl dönümü. Ah. Ya Batu ya. Aşkım çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Olur canım böyle şeyler. Ne yapalım? Abartmayalım değil mi? Alt tarafı bir gün. Alt tarafı bir gün olur mu ya? Bugün bu ailenin doğduğu gün. Beni önce güzel karıma, sonra güzel çocuklarıma kavuşturan gün. Unutmuşsun ama. Acaba? Aa, unutmadın mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun Zeykan. Çok güzel. Çok güzel. İnanılmaz bir şey bu. Takalım parmağına. Ya ben çok şanslıyım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Oh.
Demek baba kız beni kandırdınız ha? Bunun hesabını sorarım ben sana. Tamam anne, sonra sorarsın ama şimdi asıl hediyemize geçelim. Evet, sürprizlerimiz daha bitmedi efendim. Buyurun. Nasıl yani? Gel. Gerçekten gel, mi? Gel aşkım. Ne hazırladınız? Başka gel, bir sürpriz aşkım. Mi gel, var? Gel, gel. Gel, ya sürpriz. İnanmıyorum size bu. Gel, gel. Ya dur bir dakika, ne oluyor? Gel. Baba annemin gözlerini kapat. Ya hayır. Aa, orası çok önemli, evet gel. Hayır ya sen. Ya sen bana güvenir misin lütfen? Bir dakika. Ya ne yapıyorsun? Gidiyoruz yavaş yavaş gidiyoruz. Batu, Batu büyük nerede? Bir adım at, Batu. Büyük bir adım at. Nasıl büyük bir adım at? Şöyle dakika. Büyük bir adım. Evet. Açtık. Çok güzel olmuş. Nasıl yaptınız bunu? İnanmıyorum. Masal gibi olmuş. Ben bunu nasıl fark etmem? Evet. Ben de Sarıyer Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak... Aa, ne olsun? Gir kızım. Kardeşin oluyor, bir şeyler söylemek ister misin? Anne poşet bizim gibi mi kalacak? Gözleri aynı sen. Aşkım, bu aile senin sayende var. İyi ki var. Bunu ne zaman çektiniz? Bir, iki, üç. Seni seviyorum. Ya ben de sizi çok seviyorum. Çok, 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 çok seviyorum hepinizi. Çok seviyorum. İyi ki varsın. Aşkım, ama gül diye yaptık biz bunu. Ağlıyor musun? Of, hayır anneciğim. Ağlamıyorum bir tanem. Çok mutlu oldum, çok sevindim o yüzden. Oh, ben bir elimi yüzümü yıkayayım, tamam mı? Batu, gel babacığım, gel. Gel bakalım, gel bakalım, hoppa. Üstümüzü de örtelim. Benim canım aile. Oh, sıcacık. Ben de örteyim. Sen de ört. Çok güzel oldu, çok sevindim. Evet. Senede yaparız bunu bence. Yaparız. Ama başka bir şey. Tabii. Murat Bey, bizim küçük evin yeni kiracısı gelmişti. Suları kapanmıyormuş, musluğu patlamış. Vananın yerini soruyor. Ne kiracısı ya? Biz orayı kiraya mı verdik? Yani Nesrihan Hanım... Allah'ım. Tamam, tamam. Ben hallederim. Siz oturun, ben geliyorum. Neslihan? Efendim canım. Sen bu yan tarafı kiraya mı verdin? Ha, yok yok, öyle değil. Ben sana dönünce anlatacağım. Sen git şimdi bak da parkeler falan kabarmasın. Ha Murat, kıza yine kaba davranma lütfen. Yine mi? Damla, ne işin var senin burada? Damla, ne arıyorsun burada? Delirdin mi sen? Buraya taşındım. Ne demek buraya taşındım? Kafayı mı yedin sen? ***'nin dibine taşınmak ne demek? Ne var canım? Sevgilimin evlilik yıl dönümünü kutlamaya geldim.